Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra güzel bir video ile karşınızdayız arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu modem kurulumu nasıl yapılır? Modem arayüzüne nasıl ulaşılır? Ve modem arayüzünden sonra modemin kendi menüsünde nasıl ağ şifreleme veya aktive etme nasıl yapılır? Bunu anlatacağım arkadaşlar. Bu videoyu sonuna kadar dikkatli bir şekilde izlediğinizde siz de hiçbir başka desteğe, yardıma gerek duymadan modeminizi kolayca kurabileceksiniz arkadaşlar. Bunun için yapmamız gereken arama motorumuza, bu herhangi bir arama motoru olabilir, fark etmez. Ben Google Chrome kullanıyorum. Buraya arkadaşlar 192.168. Yani şu şekilde arkadaşlar. Şöyle kafanız karışmasın diye. Şöyle Google Chrome açıyoruz. Evet, ve buraya 192.168.1.1 diyoruz. Ve gördüğünüz gibi giriyor arkadaşlar. Ben daha önce girdiğim için direkt orayı tanıyor arkadaşlar. Şöyle ben tekrar açacağım. Gördüğünüz gibi ben şurada girmiştim daha önceden. Burada gördüğünüz gibi bir arayüze geçiş yapılıyor. Bu arayüze daha önceden eğer bir değişiklik yapmışsanız o mevcut şifrenizi giriyorsunuz. Eğer değişiklik yapmamışsanız daha önceden varsayılan olarak bu admin genelde admin olarak gelir. Şimdi benim kendi şifrem var arkadaşlar. Ben kendi şifremi gireceğim. Bu arayüz şifresi arkadaşlar. Ağın normal Wi-Fi'de bağlanmak isteyenlerin gireceği şifre bu değil arkadaşlar. Kafanız karışmasın. Gördüğünüz gibi arayüze geçtik. Burada gayet temiz ve anlaşılır bir arayüz geliştirmiş TP-Link. Dediğim gibi birkaç arkadaşımız sormuştu bunun bir driver CD'si falan var mı diye. İlla ki modem aldığınızda içinde bir driver CD'si gelecektir arkadaşlar. Aslında hiç driver CD'sine dahi gerek yok. Bu yöntemle yapacaksınız arkadaşlar. Sadece burada yapmanız gereken şurada. Şurayı şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Arama motorunuza 192.168.1.1'i girdiğiniz anda zaten arayüz karşınıza geliyor. Dediğim gibi varsayılan şifreyi de giriyorsunuz ve bu gördüğünüz ekrana ulaşıyorsunuz. Şimdi burada arkadaşlar ilk defa eğer kurulacaksa burada gördüğünüz gibi bölge ve saat dilimi yazıyor arkadaşlar. Burada Türkiye'yi seçersiniz. Burada artık nere mesela en yakınsa arkadaşlar. Burada Türkiye Türkiye'de galiba İstanbul ve Atina galiba varsayılan olarak gelirdi arkadaşlar benim bildiğim kadarıyla. Ama siz dediğim gibi burada birçoğu zaten kendisi varsayılan olarak burası tanıyor arkadaşlar. Ondan sonra şuraya arkadaşlar şurası şimdi belki daha önceden kurulu olduğu için yine de ben sizin için tekrardan kuracağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir sonraki evre burada internet servis sağlayıcınız kimse arkadaşlar. Örneğin SuperOnline olur, TTNet olur Türk Telekom'un, Vodafone veya herhangi bir internet sağlayıcı gördüğünüz gibi burada var. Siz hangisinden servis sağlayıcı desteği alıyorsanız buraya onu işaretliyorsunuz. Ben Türk Telekom'dan alıyorum arkadaşlar. İleri diyorum ve internet kurulumu. Şimdi arkadaşlar şunu söyleyeyim. Şimdi hangi servis sağlayıcısından hat temin ettiyseniz arkadaşlar, yani abonelik temin ettiyseniz size bir adet kullanıcı adı ve bir şifre verir. Bunu nasıl öğreneceğiz diyorsanız arkadaşlar, bunu Türk Telekom veya hangi bir servis sağlayıcısını kullanıyorsanız arkadaşlar, onun müşteri hizmetlerini arayarak bu şifreyi ve servis sağlayıcı kodunuzu öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Benimki bu şekil ve şifresi var burada. Bu şifre size lazım olan şifre bu. Bunu kesinlikle
müşteri hizmetlerini arayarak öğreniyorsunuz arkadaşlar. Burayla geçtikten sonra ileri diyoruz. Ve burada kablosuz ağlar. Şimdi TP-Link gayet kaliteli bir modem arkadaşlar. Çift kanallı yayın yaptığı için iki tane, gördüğünüz gibi burada iki tane bize yayın yapmakta olduğu ağın, gördüğünüz gibi birisi 2.4 GHz'den yayın yapıyor, birisi 5 GHz'den yayın yapıyor arkadaşlar. Dediğim gibi iki kanaldan yayın yapıyor. Şuradan gördüğünüz gibi bu varsayılan, TP-Link'in varsayılan, yani birisi, mesela siz veya herhangi birisi telefonundan veya bilgisayarından arattığı zaman şunu görecek arkadaşlar, şu yazıyı. İsterseniz bu ağları değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Artık şöyle mesela böyle yapabilirsiniz. Artık nasıl kolayınıza geliyorsa değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Burayı da aynı şekil. Şöyle. Ben bu şekil yapıyorum. Maksat anlayasınız diye arkadaşlar. Burasını yaptınız. Ve asıl önemli olan şurası arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burası, diyelim Wi-Fi'den arattı adam veya siz veya bir arkadaşınız veya pek yani etik olmadan birisi arattı, şunu gördü, tamam sorun yok, ama şunu kesinlikle ve kesinlikle bilmemesi gerekiyor arkadaşlar. Bunu sadece siz ve sizin istediğiniz kişilerin bilmesi gerekiyor arkadaşlar. Bu dediğim gibi varsayılan olarak böyle bir kod atamış arkadaşlar. Bunu istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz ve kimseyle paylaşmazsanız iyi olur. Veya sadece sizin istediğiniz kişilerle paylaşıyorsunuz. Burada bunu da yaptık diyelim arkadaşlar. Anladığınızı varsayıyorum. Eğer bununla ilgili anlamadığınız bir şey varsa arkadaşlar, videonun altında yorumlar kısmında soru sormaktan çekinmeyin arkadaşlar. Elimde geldiği kadar yardımcı olacağım. İleri dedik. Gördüğünüz gibi burada kısaca bize bir özetini verdi. Kurulumuzun özetini verdi. Kablosuz ayarlar başarılı bir şekilde değiştirin. Lütfen kablosuz bağlantınız için belirtilen kablosuz adlarını ve şifrelerini kullanın diyor. Gördüğünüz gibi ben şifreyi değiştirmedim. Yine aynı kaldı. İsmimi değiştirdim. Sizlere örnek olması açısından. Siz dediğim gibi herhangi bir buraya isim koyabilirsiniz. Ama şu şifreyi kesinlikle siz veya sizin istediğiniz kişiler bilmeli. Ve gördüğünüz gibi özet gerçekleşti. İleri diyoruz. Bir bağlantı testi gerçekleştirecek şimdi arkadaşlar. Küçük bir bekleme süresi var arkadaşlar. Bunun kablosuz bağlantı ve kablolu bağlantıda hangi cihazlar varsa bir kısa bir bağlantı testi yapacak. Bir sonraki de yine burada bir özet görüntüsü, aynı bu şekilde bir özet raporu çıkartacak arkadaşlar ve olayın sonunda da şuraya tip TP-Link Cloud servisi, yani cloud servisi, yani bulut servisinin son menüde bulut servisiyle ilgili bir küçük bir ayarı var arkadaşlar. Onu da tabii ki yapmak istiyorsanız yaparsınız, yapmak istemiyorsanız yapmazsınız. Aslında buraya kadar da zaten anlaşıldığı kadarıyla kurulum tamam olmuş oluyor arkadaşlar. Burada biraz beklettiği için arkadaşlar gerekirse burayı kesebilirim. Evet arkadaşlar, şu anda bağlantı testinde geçti. Şu an yine bir özet ekranı, az önce dediğim gibi yine bir tekrardan bir özet ekranı çıkarttı bu şekil. Burada bir kontrol yaparsınız arkadaşlar. Herhangi burada bir sorun yoksa ayarlarınızı bu şekilde ya ekran görüntüsü ya da bir şeyle resmini çekin arkadaşlar. Çünkü bu şifreyi unutursanız ileride sizin için sıkıntı olabilir arkadaşlar.
Burayı güzelce okuyoruz arkadaşlar. Ondan sonra şuradaki bitir yazan yere tıklayıp kurulumu bitiriyoruz arkadaşlar. Burada dediğim gibi cloud servisi var. Bu cloud servisi zorunlu değil. Eğer istiyorsanız bu TP-Link müşterilerine yani bir bulut hesabı öneriyor arkadaşlar. Bu tamamen size kalmış bir şey. Eğer burada dil seçimi İngilizce varsayılan gelmişse arkadaşlar burada dediğim gibi Türkçe'ye çevirebilirsiniz. Burada diğer menüleri de şöyle kabaca bir göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada ilk menü A haritası. Burada internetinizin internet ikonu var arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi bir adet TP-Link modeminiz var. Benimki Archer VR300. Bu sizinki TP-Link'in herhangi bir markası olabilir arkadaşlar. Dediğim gibi bu iki kanallı yayın yapıyor. 2.4 GHz yayın kanalında arkadaşlar. Yine dediğim gibi burada bütün bilgiler yer alıyor. Burada baktığınızda bu ağa hangi cihazların bağlı olduğunu rahatlıkla görebilirsiniz. Bu kablosuz cihazlar şu an gördüğünüz gibi kablosuz veya kablolu cihazlar burada görülüyor. Kablosuz birkaç tane cihaz bağlı fakat kablolu cihaz bağlı değil. Diğer kanaldan da bir kontrol gerçekleştirebilirsiniz. 5 GHz kanalından da yine tıkladığınızda arkadaşlar burada yine bir kabaca bilgileri var. Ve burada yine bu kanala da hangi aygıtların bağlı olduğunu görebilirsiniz. IP adresleriyle birlikte ve burada gördüğünüz gibi hangi cihazsa burada ismi de yazar arkadaşlar. Yine bu kanalın kablolu bir bağlantı olup olmadığında yine buradan öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Burada internet yazan yere girdiğinizde az önce girdiğiniz arkadaşlar bilgileri görebilirsiniz. Burada Türk Telekom'dan artık hangi servis sağlayıcı kullanıyorsunuz arkadaşlar. Onu burada görebilirsiniz. Ben Türk Telekom kullanıyorum. Bağlantı türü burada varsayılan olarak zaten gelir. Buraya herhangi bir müdahale etme şansınız yok. Burada dediğim gibi bunu tekrar edeyim arkadaşlar. Bunu servis sağlayıcınızın müşteri hizmetlerini arayarak arkadaşlar oradan aldığınız şifre kullanıcı adı ve şifreyi buradan kontrol edebilirsiniz. Ve kablosuz ağınızın kısaca kimliği burada yazılı arkadaşlar. Ben az önce örnek olarak size kendi adımı yapmıştım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kendi adımı. Ve burada da bir şifre. Bu şifre istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Siz veya kullanıcılarınız bu şifreyi tuşlayarak arkadaşlar rahatlıkla ağınıza girebilir. Dediğim gibi bunu siz veya sizin istediğiniz kişilerin bilmesi gerekiyor. Bunu herhangi bir başka kişi girerse kötü niyetli bir kullanım söz konusu olabilir. Burada misafir ağı. Dediğim gibi arkadaşlar bu misafir ağı da guest, şu son uzantısı guest olur arkadaşlar. Bunu da yine şifre altına alabilirsiniz. Bu da tamamen sizin kontrolünüzde olması için. Ebeveyn kontrolleri. Bu da evinizde arkadaşlar çocuk kullanıcınız varsa bunların interneti kesme zamanı, açma zamanı veya kim ne zaman girmiş kısaca burada rapor bilgisi olarak görebilirsiniz veya burada içerik kısıtlama kısmını etkinleştirdiğinizde burada şöyle anlatayım arkadaşlar. Burada çocuğunuzun hangi siteleri aratamayacağını burada listeli olarak arkadaşlar aşağı doğru sıralayabilirsiniz veya anahtar kelimeleri girerek herhangi bir normal bir site dahi olsa eğer o konuyla ilgili burada yasakladığınız anahtar kelimeyi tıkladığı anda otomatikman internetten atılmasını, o siteye girememesini sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Burada da yine ücretli IPTV aboneliğiniz varsa burada etkinletmek istiyorsanız arkadaşlar yine burada dediğim gibi şifre ve abonelik bilgileriniz burada girilerek IPTV kullanabilirsiniz. Ve son olarak da arkadaşlar TP-Link bulut hesabı az önceki videomun önceki parçasında da anlattığım gibi arkadaşlar TP-Link müşterilerine bir cloud yani bulut hesabı öneriyor arkadaşlar. Bu tamamen sizin isteğinize kalmış diyebilirim arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Umarım anlatabilmişimdir arkadaşlar. Eğer ki bir sürücü isyan ettiysek
Affola arkadaşlar. Dediğim gibi elimizde geldiği kadar anlatmaya çalıştık. Videolarımızı beğenerek, kanalımıza abone olarak arkadaşlar bizlere destek olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.